7 möcüzədən biri olan Misir piramidaları tarixə sirli qalsa da, Neftçi TV-nin piramidasında futbolçularımızla bağlı heç bir sir olmayacaq. Biz onlar haqqında ən maraqlı məlumatları sizə təqdim edirik. Beləliklə qarşınızda Piramida. İzləyicilər, Neftçi TV-nin efirində Piramida Belişinin yeni buraxılışı efirdədir. Belişimizin bugünkü qonağı komandamızın futbolçusu Mərd Çelikdir. Hoş gəldin, Mərd. Hoş bulduq. Salam hepinizə. Televiziyamızı izləyirsən mi? Ümumiyyətlə, Belişimizə baxmışsan və ya digər proqramlarımıza maraqlıyırsan? Daha önceki konukların programını izlemiştim. Yani severek takip ettiğim bir program. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz burada. Ümumiyyətlə, Neftçi TV hakkında ne düşünürsen? Neftçi TV hakkında gerçekten çok iyi işler yapıyorlar. Biz her maçtan sonra yayınlanan görüntüler olsun, programlar olsun, taraftar ve takımı iç içe gösteriyor. Bu bakımdan dolayı gerçekten çok güzel görüntüler, çok güzel şeyler çıkıyor. Mert, Neftçi'ye gelende ne hissedin? Neftçi'ye teklif geldi, Başakşehir'de oynuyordun hemen dövürde. Yani o teklif geldi, necə değerlendirdin, necə fikirləşdin bu barədə? Kişiler maraqlıdır. Neftçi'den teklif geldiğini duyduğum an gerçekten çok mutlu olmuştum. Çünkü Neftçi'yi tüm Türkiye, hatta dünyada bilinen bir takım. Direkt zaten araştırma, hani internetten araştırmalara baktım. Ve gerçekten de çok güzel şeyler edindim. Çok güzel bilgiler edindim bu takım hakkında. Bunu da ailemle paylaşmıştım. O an gerçekten çok mutlu olmuştum. Transfer teklifi gelmezden evvel Bakı'ya gelmiştin mi? Ya da ümumiyyətlə Neftçi hakkında eşitmiştin mi? Evet, buraya Azerbaycan U21 milli takımıyla gelmiştim. Burada Fransa maçımız vardı. Ya ben geldiğimde zaten kendi içimden şey diyordum. Hani burada bir takımda oynasam ne kadar güzel olur diyordum. Ki buranın da en büyük takımında oynamayı nasip etti Allah bana. Bundan dolayı çok mutluyum. İlk oyununu hatırlıyorsan mı Neftçi'de? Evet, hatırlıyorum. Sabah maçıydı. 1-0 kazanmıştık. Hem benim için hem de takım için çok güzel bir maçtı. Azerbaycan U21'de oynadığını da qeyd elədin. Ümumiyyətlə, Azerbaycan yığmasından təklif gəlinə qədər də Türkiyənin aşağı yaşlarından ibarət milli komandalarında oynanmışdın. Azerbaycan ve Türkiyə arasında belə bir seçim olsaydı, hansını seçerdin? Səmimi olarak cavab versən. Milli seviyesine değil mi? Evet. Ben Türkiye milli takımının alt yaş gruplarında oynadım. Bu her Türk gencinin hayalidir. Her Türk gencinin bir gururudur. Ben bu gururu yaşadım. Kariyerim için ve ailem için, kendim için Azerbaycan milli komandasını yine seçerdim. Türkiye ligasında hansı komanda yazar keşte edersin? Ben bu biraz daha profesyonelce bir cevap vereceğim. Oynadığım takımı destekliyorum. Öyle diyeyim. Yeri gelmişken oynadığın komandalardan biri de esas Neftçi'ye gelmemişler. Böyle Başakşehir'de çıkış elinde qeyd elədin, Ziraat Türkiye Kubokunda meydana çıkmıştın. Bəs bu komanda möhkəmlənməyə nə mane oldu? Bu arada ne düşünürsən? Tecrübeli, bizim Türkiye Süper Ligi'nde biraz daha tecrübeli oyunculara ön planda tutuyorlar. Bundan dolayı benim hem mevkimden dolayı hem de yaşımdan dolayı oynamadığımı düşünüyorum. Şu anda buradayım, tecrübe kazanıyorum, kendimi geliştiriyorum. İnşallah geri döndüğüm zaman da artık hem tecrübeli hem de artık olgun bir oyuncu olarak oraya geri döndüğüm zaman her şey daha farklı olacaktır. Ümumiyyətlə, Türkiye ve Azerbaycan ligaları hakkında oxşatdığın ya da fərqləndirdiğin hansı cəhətlər var? Türkiye Süper Ligi'nde biraz daha yıldız oyuncu transferi daha fazla oluyor. Burada şu anda bizim takımımızda Honda var. O da bir dünya yıldızı. Bana söylenen kadar, söylendiği üzere buraya da birçok dünya yıldızı gelmiş. Bence böyle oyuncular devamlı bu ligde oynaması gerekiyor. Ne kadar çok yıldız olursa, ne kadar iyi oyuncu olursa ligin kalitesi o kadar artar. Sadece o fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan Premier Ligi kendini geliştirmekte olan, yani çok önemli takımlara ev sahipliği yapan bir ülke. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. Bak, hele ulduz futbolcuların ligalarda çıkışından danıştın. Ve senin birlikte oynadığın ulduz futbolcu kimdir? En böyle fərqləndirə biləcəyin futbolcu.
Başakşehir'deyken Robinho, Adebayor, Klişi, Gökhan İnler, Gökhan abi müthiş bir profesyoneldi. Emre Belezoğlu, Emre abi şu anda Fenerbahçe teknik direktörü, Arda Turan, Arda abi. Yani birçok dünya yıldızıyla beraber oynama fırsatı buldum. Ben hep onları izliyordum yani. Yedek kulüp şeyde otururken, soyunma odasında otururken onları izliyordum. Onlar ne yaparsa ben de onu yapmaya çalışıyordum. Çünkü onlar yani bir dünya markası. Ben de kendimi onlara bakarak, onlar ne yapıyorsa onu yaparak geliştirmeye çalıştım. Şu anda da aslında Nefçi'deyken soyunma odasında ya da maçtan önce maçtan sonra yaptığım birçok şey onlardan görerek yaptığım şeyler. Onların çok büyük artısı olduğunu düşünüyorum. Nefçi'nin heyetinde Sabahil'le oyunda gol vurdun. Ne hissettin gol vurandan sonra? Necə bir hissiydi Nefçi'nin heyetinde, esas heyette gol vurmak? Çok mutlu olmuştum gerçekten. Çünkü bu takımın tarihinde bir parça, tarihinin bir parçası olmak istiyordum. Ben hep onu düşünüyordum. Çünkü yani gol attığın zaman bu takımın bir oyuncusu oluyorsun. Tarihindeki bir oyuncusu oluyorsun. Şu gol atan bilmem kaçıncı oyuncu oluyorsun. Bunu düşünerek ben aslında o gol atmıştım. O an gol attıktan sonra da çok mutlu olmuştum. İnşallah da devamı gelir. Böyle bir maraqlı sualım var. Bak, Nefçi de gol da vurmuşsan. Düzdür, qollarını sahib o kadar da çok değil ama ümid eləyib bundan sonra devamlı olarak da qollarını izleyeceğim. Ama fikirləşsən ki, hücumçu olsaydın uğurlu olardın. Yani gol da vurmuşsan, hücumçunun əsas işi gol vurmaq. Bari de fikirlərin. Ben zaten futbola başladığım zaman eski daha ilk çocukluk kulübümde forvet olarak başlamıştım. Forvet oynuyordum. Ondan sonra Galatasaray altyapısına gittim ve Galatasaray altyapısında stoper oynamaya başladım. Aslında yani bakıldığı zaman ben normalde forvettim, hücumcuydum. Oradan gelen bir içgüdü diyeyim ben. Nefçi'de müdafiyeçilerin rəqabəti diğer pozisiyalardan daha çoxdur. Sənə necə təsir edir bu? Çətin olmur sənə? Rəqabət olan yerde kazanan takım olur. Biz bireysel olarak düşünmüyoruz bütün savunmacılar olarak. Takımımıza ne kadar çok katkı verirsek o kadar bizim için iyi. Kimin oynadığının farkı yok. Önemli olan takımın kazanması, önemli olan Nefçi'nin şampiyon olabilmesi. Bu da bana ayrıyetten artı olarak yansıyor. Pozitif olarak yansıyor. Çünkü görüyorum ki hem Stankovic, hem Emboş, hem de Anton gerçekten çok iyi savunmacılar, çok iyi defans oyuncuları. Ve ben de kendimi geliştirerek aslında hem onlar beni geliştiriyor hem de ben onları geliştiriyorum. Bu takımımız için bir pozitif, artı bir şey. Yaxşı, bəs komandada ve en yakın olduğun komanda yoldaşın kimdir? Yani ondan olmazsa olmazsa da belə deyim. Benim en yakın Ahmet abi. Çünkü Ahmet abi hem Bulgar Türk'ü, hem biraz daha benimle anlaşabiliyor, biraz daha şey yapıyor. Hem ayrıca ben hani herkesle anlaşabiliyorum, herkesle şakalaşabiliyorum. Namık abi olsun, Emin abi, Agil abi, Fehmin, yani hepsiyle anlaşabiliyorum. Hepsiyle aram çok iyi ama Ahmet abiyle biraz daha yakınız. Nefçiye geldiğin günden beri komandayla oyun zamanı ya da məşq vaxtı başına gələn maraqlı bir şey var, gülməli, maraqlı. Ben bir gün Ahmet abilerde kalmaya gitmiştim Ahmet abi geldikten sonra. İlk gün, kalacağım ilk gündü. Biz yani o zaman da kar yağmıştı. Çok hani bayağı rüzgarlı bir hava vardı. Ben de şey yaptım hani camdan bir dışarı bakayım hava nasıl diye. Camı açtım, camın kolu elimde kaldı. Abi havada rüzgarlı, yani çok kar yağıyor. Sonra ondan sonra camı kapatamadık. Yani geceleyin de cam açık yattık. Sabah şey ama biz içeride yattık. Oturma odasının camı açıktı. Sabah kalktık, içeri bir girdik. Her yer kar olmuş. Buz gibi perdeler çıkmış, her şey çıkmış. O zaman çok kötüydü. Çok Ahmet abiyle o zaman çok gülmüştük. Yaxşı, yeniden futbola qayıdaq. Son dövrlərdə mətbuatda belə bir xəbərlər çıxıb ki, Almanya 2-ci Bundesliga-da çıxış eləyən Fortuna Düsseldorf səninlə maraqlanır. Sən necə düşünürsən? Fortuna-da çıxış eləmək istəyirsən, ümumiyyətlə Türkiyə və Azərbaycanda çıxış eləmişsən, Almanya liqasında özünü sınamaq istəyirsən? Ben şu anda Nefçi ilə bir söyləşməm var, Nefçi ilə bir kontratım var. Ben burada gerçekten şu anda çok mutluyum. Tabii ki benim kariyerimde ilerleyen dönemlerde Avrupa'da futbol oynamak en büyük hedefim, birinci hedefim. Şu anda ben buradayım, 2 sene daha buradayım. Hem seneye de buradayım. İnşallah ondan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Yani nezara alandaki Fortuna Düsseldorf hazırda Bundesliga'ya çıkmak için evet, ideal bir şans kazanıp. Tabii. Bununla böyle hele de Nefçi'ye fikirleşmeyin. Çok ben Nefçi'de kalmayı düşünüyorum. Nefçi'de mutluyum. İnşallah da şampiyon olup önümüzdeki sene
Nefçi ile daha iyi işler, daha Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da daha iyi işler yapmak istiyorum. Futbolcu olmasan kim olardın? Neçi olardın? Ben futbolcu olmasaydım asker olmak isterdim. Çünkü çocukluğumdan beri askerlere karşı çok böyle sıcağım, çok heves ediyordum. Hatta annem de öyle söylüyor. Eğer diyor futbolcu olmasaydın diyor, seni diyor özel askeri okulları var, oralara göndermeyi düşünüyordum diyor. Ben de gerçekten isterdim yani. Eğer futbolcu olmasaydım. Boş vaxtlarında neyle maraqlanırsan? Məşqlərdən boş qalan vaxtlarında oyunlar olmadığı gibi. Ben daha çok evde zaman geçirmeyi seviyorum, evde dinlenmeyi seviyorum. Eğer evde dinlenmezsem de dışarı çıkıp restoranlarda oturup yemek yemeyi, işte arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Mert, film ya da seriala baxırsam, ya favorit saydığın filmin veya işte serialın var mı? Favori bir dizim yok ama Netflix'te çoğu diziyi izlemişimdir. Çünkü dediğim gibi evde zaman geçirmeyi sevdiğim için daha çok dizi, film, o tarz şeyler izliyorum. Hansı kategoriyada olan filmlere daha çok sizini versin? Ben yani hepsini izliyorum. Aklınıza ne geliyorsa hepsini izliyorum. Reklam teklifi olup mu? Serial ya da reklam teklifi? Serial? Ya da dizi. Film, dizi. Ha, yok, şu anda öyle bir teklif gelmedi. Olsa nece değerlendirersin? Ya, tabii bu olsa oturup hani bir düşünüp değerlendirebilirim. Neden olmasın? Ya, harici görünürse de bence serialda oynayacak kadar varsa. Teşekkür ederim, sağ ol. Mert, artık demek olar ki bir ile yakındı ki Bakı'dasın. Yani gittiğin en maraqlı yer olarak haram farklandırabilirsin? Pandemiden dolayı çok fazla yere gitme fırsatı bulamadım. Daha çok belirli yerler, Targov, ondan sonra Türk Şehitliği. Oralara gitme fırsatı buldum. En beğendiğim yerde o Türk Şehitliği'nin olduğu kısım. Manzarası olsun, hem de Türk-Azerbaycan Şehitliği olduğu için orası biraz daha beni çekiyor. Hem oraya gidip orada vakit geçirmeyi seviyorum. Yenə Türkiyə Liqası ilə bir müqayisəyə qayıdım. Təəssüf ki, sən gələndən bəri demək olar ki, stadionlarımızda azarkeş olmuyub. Sən heç bizdə azarkeş atmosferi görmürsən. Bəlkə internetdə araşdıranda bunu görmürsən. Türkiyədə isə bu çox fərqlidir. Həqiqətən çox çılğın azarkeşləri var. Ya stadion demək olar ki, bir dəqiqə susmur. Bütün oyun boyu o təzahüratlar gedir oyunda. Yəni, Azərbaycanda gördüyün qədər, araşdırdığın qədər ilə fərqləndirsən, yəni, bizdə nə çatmır ki, həmin o səviyyədə olsun azarkeşlik? Bəncə azarkeşlik səviyyəsi aynı səviyyədir. Çünki mən sadəcə Nefçi azarkeşlərini, kəndi takımımızın taraftarlarını gördüm. Onları araşdırdım, baktım. Geçen gün de antrenmanımıza geldi azarkeşlərimiz. Onları orada gördüm. Və ben Türkiyədəki azarkeşləri de gördüm. Bəncə aynı səviyyədələr. Sadəcə şu anda statlar kapalı olduğu için gelemiyorlar. Ama gelseler de eminim ki şu andaki puanımızdan daha fazla puanlar kazanabilirdik. Yani tabii ki ben bir haşiye çıxayım ki burada Forza Neftçini farklı olarak fərqləndirmək lazımdır. Bu azarkeş grupu, həqiqətən bu ölkədə azarkeşlik düşüncəsini çox dəyişən bir azarkeş grupudur. Bunu da burada qeyd edeyim. Kesinlikle. Buyurun izah. Sənə sevgisini çatdıra bilir mi Forza Neftçi? Ya da Forza Neftçi hakkında ümumiyyətlə eşitim sən mi? Evet, bana sosyal medyadan yazıyorlar, sağ olsunlar. Çok güzel dileklerini belirtiyorlar. Burada kalmamı, gitmememi istiyorlar. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü bir takımın taraftarı çok önemlidir. Taraftar çok önemlidir. Çünkü taraftar takımın gerçeğidir. Onların sevgisini arkamızda hissetmek, özellikle ben kendi arkamda hissetmek bana çok mutluluk veriyor. Sence azarkeşsiz oyun Premier Liga'nın oyunlarına nece təsir edir futbolcular baxımından? Bence çok kötü oluyor. Çünkü taraftarı aslında futbolun en güzel yanı taraftarın olması. Aynen. Taraftar olduğu zaman futbol güzel. Şu anda böyle bir sıkıntılı zamanlar geçiyoruz ama eminim ki bu zor zamanlar geçecek. Taraftarlarımız da iç içe yine çok güzel günler bizleri bekliyor olacak. Özün de qeyd elədin ki Forza Neftçidən, ümumiyyətlə Neftçi azarkeşlərindən sənə mesajlar gəlib, komandada qalmağını da istəyirlər. Bəs belə yadda qalan hansısa mesaj olub mu? Yəni oxumusan və bu heç vaxt yadından çıxmayıb da fərqlidir bu mesaj sənin üçün. Ne olabilir? Gol attıktan sonra yazmışlardı. Çoğu kişi yazmıştı, bütün azarkeşlerimiz neredeyse. En çok hoşuma giden de işte beni ne kadar çok sevdiklerinden bahsetmişlerdi ve devamlı bizimle kal, lütfen gitme tarzında bir mesaj gelmişti. O beni çok mutlu etmişti. Çünkü ben burada kiralığım, icareye geldim ve icareye geldiğim halde benimle böyle yanaşmaları, bana böyle yanaşmaları gerçekten beni çok mutlu etmişti. Mert, sen demiyorlar ki Azerbaycan futbolunun son dönemlerdeki en az komandalı
dönemine gelip çıxdın. Yəni 8 komanda çıxış eləyir Premier Liqa və dəqiqləşdi ki, növbəti mövsümdə yenə də 8 komanda olacaq liqamızda. Sən bir futbol adamı olaraq necə düşünürsən? Yəni əslində bir liqada mübarizə baxımından maraqlı olması üçün neçə komanda lazımdır minimum sayda? Bence en az 16-18 takım olması gerekiyor. Çünkü ne kadar fazla takım olursa o kadar izleyen oluyor, o kadar çok taraftar oluyor. Tabii 8 takım değil de daha fazla takım olsaydı benim kendi düşüncem daha fazla iyi olabilirdi. Hem de onu da qeyd edeyim ki, yani siz, bizde demiyorlar ki, sefer maçları bir o kadar fərqləndirici səfərlər deyil. Komandaların çoxu Bakı daxilində çıxış eləyir və Bakının bir ucundan digərinə səfər edirsən. Yəni Türkiyədə sən çıxış eləmişsən, özün də bilirsən ki, bir maçda Dənizliyə gedirsən, bir maçda Ərzuruma gedirsən, fərqli-fərqli regionlar və həmin o regionun da öz azərkeş kütləsi olur. Kesinlikle. Yəni sən də mən razısan yəqin ki, region komandaların olması daha iyi olur. Çünki hem atıyorum Türkiyədəki hem mesela Neftçi taraftarı sadece Bakü'de yok. Azerbaycan'ın çeşitli yerlerinde var. Hem oraya gidip o taraftarları sevindiriyorsun, hem de o takımın yerel takımını taraftarlandırıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bence böyle olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Bu sezon Neftçi'nin hansı üstünlükleri var sence ve sezon sonuna bağlı ne düşünürsen? Şey olarak, oyun olarak mı? Aynen. Bence bu sene en iyi yaptığımız şeylerden biri topa sahip olabilmek. Çünkü biz gerçekten Samir Hoca'nın gelişiyle birlikte topa çok fazla sahip olan bir takımız. Devamlı topun bizde kalmasını sağlayıp ataklara daha böyle organize bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Benim en rahatladığım, en mutlu olduğum topa sahip olurken ki. Neftçi bu mövsüm Galatasaray'la çıxış eləmişdi. Sen de bir Türk olarak Galatasaray'a karşı çıxış eləyən. Yani, o komandayla bizim üz-üzə gələcəyimiz dəqiqləşindən sonra necə hisslər keçirdin? Yani, bir Türkiyənin ən böyük klublarından biri və Azərbaycanın ən böyük klubu üz-üzə gəlir və sən bir tərəfdə çıxış eləyirsən. Ben Galatasaray maçından önce Neftçi'ye kesin geleceğim belli olmuştu artık. Çünkü ben Galatasaray maçından bir gün sonra Bakü'ye geldim imza atmak için. Ailemle birlikte televizyondan izlemiştik o maçı. Yarın uçağımın Bakü'ye gideceğini bildiğim şekilde izlemiştim ve gerçekten bir Neftçi azarkeşi gibi, bir taraftar gibi Neftçi'yi desteklemiştim. Bir üst tura çıksaydık çok daha iyi olabilirdi bizim için. Sen hem de verişimizin evvelerinde bu barədə danışmıştık Azərbaycan yığmasında bir üzvü sən. İrəliyən maçlarda Azərbaycan millisindən nə gözü? Yəni ki, təklif gözləyirsən hər bir futbolçu kimi. Milli komandamızı, o qrupu necə dəyərləndirirsən? Yəni, çox çətin rəqiblər var qrupumuzda. Portuqaliya, Serbiya kimi fərqləndirə biləcəyimiz komandalar var. Sən nə düşünürsən bu qrup barədə? Biz bəncə biri olursaq, bütün oyuncu qrubu birləşib, gerçekten inandığımız takdirdə hangi takım olursa olsun, hangi milli takım olursa olsun önümüzde kimsenin duracağını düşünmüyorum. Önemli olan bir birliktelik olması gerekiyor. Ben de her Azerbaycanlı oyuncu gibi amil takıma davet tabii ki de bekliyorum. Davet geleceği zaman da elinden gelenin en iyisini, hatta elinden ne gelmiyorsa onu bile yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Oyununu benzettiğin futbolcu var Azerbaycan'dan, Avrupa'dan, Türkiye Ligi'nden. Ben Avrupa Ligi'nden Real Madrid'de Sergio Ramos'u hem oyun olarak hem de kişisel olarak kendime yakın buluyorum. Hem de onu biraz daha, Sergio Ramos'u biraz daha taklit etmeye çalışıyorum diye. Ne birleştirir size yakınlık bakımından? Yakınlık bakımından hem oyunsal olarak hem de biraz daha... Ben Ramos'un sağ dışındaki ve sağ içindeki o tarzını çok beğeniyorum. Ben de ona göre bir tarz oluşturmaya çalışıyorum. Ki farklı olsun diye hem ona benzeteyim hem de kendi tarzımı yaratmak için. Ramos'u qeyd elədin, mən də sənə belə baxanda fikir verdim ki, əslində xarici görüş olaraq da Ramos'a oxşuyursan. Teşekkür ederim, sağ olun. Mert, az önce belə bir cavab verdin ki, profesional futbolçu olarak cavab verirəm, Türkiyədə yox, ümumiyyətlə çıxış elədiyim komandanı dəstəkləyirəm. Bəs ümumiyyətlə Türkiyəni və Azərbaycanda çıxış eləmişsən, bunları kənara qoysaq, Avropada, dünyada azərkeşlik elədiyin komanda hansıdır? En çok beğendiğim taraftar grubu Liverpool'unu çok beğeniyorum.
onların meşhur sloganı. You will never walk alone. Evet, çok beğeniyorum onları. Onların çünkü besteleri çok insanın içini ürpertiriyor. Çok yani insanın hoşuna gidiyor. Onları daha çok beğeniyorum. Son olarak Pramida'da növbəti bölümde kim görmek istersin? Ben burada Ahmet'i görmek istiyorum. O çünkü biraz da konuşmayı çok seven birisi değil. Burada onu böyle biraz daha zorlayıp onun ağzından laf almanızı isterim açıkçası. Pramida hakkında ne düşünürsen? Pramida... Necə təsirat bağışladı seninle söhbətimiz? Bence çok güzel bir sohbet geçti. Çok beğendiğim bir programdı zaten. Daha önceki programları izlediğimi söylemiştim. Beni buraya davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bütün prodüksiyon ekibine de çok teşekkür ederim. İnşallah başarılarınızın devamı gelir. Başarılarınız daim olsun. Esas sen geldiğin için çok sağ ol. Hakikaten çok maraqlı söhbət oldu. Çok samimi söhbət oldu. Çok bir daha teşekkürler. Sağ olun. Ve beləliklə, əziz tamaşaçılar, növbəti Pramidanın sonuna geldik. Bu buraxılışımızda komandamızın müdafiəçisi Mərt Çəyi ilə çox səmimi bir söhbətimiz oldu. Ümid edirik siz də verişimizi bəyəndiniz. Bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.